Evet, merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz yansıma, üteleme, dönme. Evet, yansımayla başlayalım. Şimdi burada şekiller görüyorum. Ağaçların suda yansımasını. Şimdi yansıma nedir o zaman? Bakalım, yansıma bir şeklin belirli bir referans noktasına göre görüntüsüdür. En basit örneği aynadaki görüntümüz yansımadır. Bir şeklin kendisiyle yansıması eştir. Bir yansımada şeklin biçimi ve boyutu değişmez. Mesela yansıdı diye şekli değişti mi? Hayır, aynı. Şekil aynı. Bir tek ne değişiyor? Yönü değişiyor. Şeklin yönü ters çeviriyor ve yeri değişiyor. Bunun haricinde şekil aynı şekil, değil mi? Peki. O zaman biz eksenlere göre bakalım. X ekseni ve Y eksenine göre yansıma. Şimdi burada ABC üçgenini görüyorum. Öyle değil mi? Bunun ben yansımasını istiyorum. ABC üçgenini hangi eksene göre isteyelim ilk önce? Y eksenine göre yansımasını çizelim. Şimdi eğer size böyle bir çokgen verilirse, bu çokgenin size yansıması istenirse koordinatlarına bakarak yansımasını yapın. Örneğin şimdi şuradan kaç birim var Y eksenine? 1, 2. O zaman buradan da 1, 2. O zaman B noktam nerede olacak? Şurada olacak B noktası. B noktası diyelim buraya. Şimdi A noktasına baktım. Y'ye uzaklık kaç? 1, 2, 3, 4. Daha sonra 1, 2, 3, 4. A noktam nerede olacak? Şurada. Daha sonra C şıkkına baktım. Bakın 1, 2, 3, 1, 2, 3. C noktam nerede olacak? Şurada da aslında C noktası olacak. O zaman ben artık noktaları birleştirebilirim. ABC üçgeni ne oldu? Yansımasını çizmiş olduk. Şimdi koordinatlarını yazalım. Koordinatlarını şöyle yazayım hatta. A'nın koordinatı neydi? 1, 2, 3, 4. 4 virgül kaçtı? 1, 2, 3. 4'e 3'tü. Yansıdığı zaman koordinatı ne oldu? Koordinatı A'nın eksi 4'e 3 oldu. Y eksenine göre yansıdığında eksi 4'e 3 oldu. B noktasına baktım. B'nin koordinatı neydi? 2'ye 2. 2'ye 2 bakın. 2'ye 2. Yansıdığı zaman şunlara B A üstü B üstü diye ifade edelim. Eksi 2'ye 2 oldu. C'ye baktım. C'nin koordinatı nedir? 1'e pardon 3'e C'nin koordinatı 3'e 1'dir. Yansıdığı zaman C üstü ne oldu? Eksi 3'e 1 oldu. Eksi 3'e 1 oldu. Peki o zaman yansıdığında şu koordinatlarına bakalım. Y ekseninde yansıdığımda 4, 2, 3, 3, 2, 1. Y'ler değişti mi? Bakın 3, 2, 1 şurası. Başka bir renk alalım. Şurası ne? 3, 2, 1. Burası ne oldu? 3, 2, 1. Değişti mi? Değişmedi. Neler değişti? 4'tü. Ne oldu? Eksi 4 oldu. 2 idi. Ne oldu? Eksi 2 oldu. 3'tü. Eksi 3 oldu. Yani yansımada Y eksenine göre yansıttığımda Y ordinatlar sabit. X'ler artı 4 ise eksi 4. 2 eksi 2. 3 eksi 3 oldu. Tamam. Ezberleme yapmayın. Hani ezberleme yapınca karıştırıp yapabiliyorsunuz. Şöyle mantığını kararsanız rahatlıkla çözebilirsiniz. Şöyle tam çizilmiş halini göstereyim. Düzgün bir şekilde. Bakın yine aynı. Yine görüyorsunuz şurada da. Yanlış aldım. Şöyle bir silelim. Evet, şuradan da yine görüyorsunuz. Önemli olan yer şurası. Sadece şurası değişiyor çünkü. Eksili oluyor. Tamam. Evet. Az önce dediğim olan Y eksenine göre yansıma işleminde yansıma sonrası ordinatlar Y değeri değişmez iken apsis değeri işaret değiştirir. Yani A, X, Y noktasının Y eksenine göre yansıması olan noktanın koordinatları eksi X, Y olacak. Y'ler sabit. X eksenine göre yansıma istersem eğer burada da şu olacak.
Apsisler değişmez iken ordinatların değeri, yani y değerinin işareti değişir. A, x, y noktasının x eksenine göre yansıması olan nokta koordinatı ne olacak? X'e eksi y olacak. X eksi y. Yani y değişecek. Onun için de bir örnek yapalım. Mesela burada bir yamuk vermiş bize. PRST yamuğun x eksenine göre yansımasını. Bakın x eksenine göre yansımasını bakacağım. Kaç birim? Bakın s olarak inceliyorum. 1, 2, 1, 2. O zaman s üssü nerede olacak? Burada olacak. T'ye bakalım. 1, 2, 1, 2. T üssü nerede olacak? Burada olacak. R'ye bakalım. 1, 2, 3, 4. 4 de x noktasına geldim. 4 birim daha gideceğim x'ten sonra. 2, 3, 4. R üssü nerede? Burada. P'ye bakalım. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. X eksenine göre yansıttığımda P üssü burada, R üssü de burada olmuş oldu. Peki şimdi burada noktaları belirledim. Buranın nasıl değişiyor koordinatları? Bunu inceleyelim. Şimdi burada ne yaptım? X eksenine göre yansıttım. X eksenine göre yansıttığım zaman ne oldu? Eksi 5, eksi 5. Eksi 3, eksi 3. Yani x'te bir değişme oldu mu? Olmadı. X eksenine göre yansıttığımda x'te bir değişme olmuyor. Y eksenine göre yansıttığımda y'de de değişme oluyor. Diğer koordinatta değişme oluyor. O zaman burada ne oldu? Ordinatta bir değişme oldu. Bakın şuraya bakın. 4 ne oldu? Eksi 4. 4 eksi 4. 2 eksi 2. 2 eksi 2 oldu. Kısaca özetleyelim. Y ekseninde yansıttığımda y'ler sabit olacak. X ekseninde yansıttığımda x'ler sabit olacak. Diğer taraf değişecek. Evet, burada da neyi görüyorum? X eksenine göre yine yansımasını görüyorum. Öyle değil mi? Şurada ABCD'de bir dikdörtgenimiz var. C'nin mesela 8'e 3. X eksenine göre yansıttığımda ne olacak? 8 alalım. Yansıttığım zaman bakın 8, 8. X eksenine göre yansıtıyorum. Değişmeyecek. Burası 3 ise burası ne olacak? Eksi 3 olacak. C üstü. B'ye bakıyorum. Bak yine B 8. B üstü de 8 olacak apsisi. Ordinatı 5. Ordinatı ne olacak? Eksi 5 olacak. D'nin 4. Yansıttığım x eksenine göre yine 4 olacak. Sadece y'de değişme olacak. 3 ise yanlış yeri göstermişim pardon. D 4'e ne olacak? Eksi 3 olacak. Ordinatı değişecek. A 4'e 5. A üstü ne olacak? 4'e eksi 5 olacak. Yani şu şekilde baktığım zaman x eksenine göre yansıttığımda tekrar x eksenine göre yansıttığımda ne oluyor? X'ler değişmiyor. 4, 8, 8, 4, 4, 8, 8, 4. Değişmiş mi? Değişmemiş. Sadece şurası değişiyor. 5, 5, 3, 3, eksi 5, eksi 5, eksi 3, eksi 3 oluyor. Peki. Bir şeklin orijine göre yansıması. Şurada bir şekil alalım. Şurada bir şekil. Orijine göre ben bunu yansıttığım zaman bakın orijine göre yansıttığım zaman yine bakın size böyle bir çokgen verildiğinde yansıması istendiğinde koordinatlarını ilk önce yapın. Belki şekil olarak yansımaya kalkarsanız karıştırabilirsiniz. Yanlış yapabilirsiniz. A 3 2 ise yansıt orijine göre bunun simetriyi bakın. Şöyledir. 2'ye 3 eksi 3'e 2 olacak. Eksi 3'e 2. Kalem alalım. Yansıttığım zaman şurası ne? Eksi 3. Şurası eksi 2. Şimdi kırmızı alalım. Evet. Yansıttığım zaman A üstü noktam ne olacak benim? Eksi 3 eksi 2. O noktası zaten 0'a 0. Yine 0'a 0'dır. B noktam 3'e 0 ise eksi 3'e 0 olacak. Yani şunu diyeceğim. Orijine göre yansıma istiyorsa eksi y. Eksi x eksi y olacak. Tamam mı? Şuna dikkat ediyorsunuz. Yani ben size herhangi bir nokta verdiğimde B noktasının 3,5 olsun. Ben bunun yansımasını istediğim zaman bunun yansıması orijine göre yansımasını sorulursa B üstü eksi 3 eksi 5 olmalı. Orijine göre yansıması. Herhangi bir nokta alabilirim. Mesela başka bir nokta alalım. Hatta şu şekil üzerinden alayım. Mesela şu noktanın, şöyle bir de orijinden alayım yine. Orijine göre yansıması olsun. A demeyeyim buna.
Başka bir şey diyelim. A, B neyi kullanmalık? C olsun. Bunun koordinatı nedir? Bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Burası kaç? 1, 2, 3, 4. 2, 4. Evet. 5, 4. Orijine göre ben bunu yansımasını istersem ne olacak C üstü? C 5'e 4. C üstü ne olacak? Eksi 5. Eksi 4 olacak. Eksi 5, eksi 4 olacak. Evet. Yansımada bu şekilde. Gelelim öteleme hareketine. Şimdi öteleme nedir? Bir nesnenin bir yerden başka bir yere belirli bir doğrultu ve yönde yaptığı kayma hareketi bir ötelemedir. Şeklin kendisiyle öteleme sonundaki görüntüsü eşittir. Bak şekil değişmiyor. Ötelemede şeklin duruşu, biçimi aynı kalır. Sadece ne olacak? Koordinatları değişecek. Evet, köşe noktalarının koordinatları böyle olan bir yamuğun x eksenine paralel 9 birim sağ ötelenmiş şeklini çizelim. Y eksenine paralel 6 birim aşağı ötelenmiş şeklini çizelim. İlk önce x eksenine paralel 9 birim sağ ötelenmiş şeklini biz çizelim. Şimdi yamuğun koordinatları şunlar. Bunların koordinatlarını tek tek yazayım. A'nın noktası nedir? Belirleyelim koordinatını. Eksi 5'e. Eksi 5'e 5. Ben bunu 9 birim, bakın şurada söylemiş ne demiş? 9 birim sağa ötelenmiş şekli. 9 birim sağa öteleyeceğim. O zaman bakın şu tarafa 9 birim ilerleyeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 birim ilerlediğim zaman A üstü ne oluyor? 4'e 5 oluyor. 4'e 5 oluyor. X ekseninde devam ediyorum. Diğer koordinatları da ötelemeye devam edelim. B'nin koordinatı nedir? Eksi 3'e 5'tir. B'nin koordinatı. Eksi 3'e 5'tir. B üstü. Bunu 9 birim ilerleteceğim. Şimdi şuradan başladığım zaman az önce de saydım. Şuraya kadar 7'dir. Şuradan sonra da kaç olacak? 8, 9 birim. İlerlettiğim zaman B üstü de kaç oldu? 6'ya 5. 6'ya 5 oldu. C noktasını öteleyelim. C noktası nedir? Eksi 2. Eksi 2'ye 2. Bunu ötelediğim zaman C üstü 9 birim sağ ötelediğim zaman sayalım bunu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 birim sağa doğru ilerledim. C üstünün şu anki koordinatı ne? 7'ye 2. D noktası koordinatı ne? Eksi 7'ye 2. D üstünü ilerlettiğim zaman sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 birim ilerledim. D üstünün yeni koordinatı ne? 2'ye 2. Peki. Şimdi şu ötelediğim zamanki en son hali şu. Hangileri değişmiş? Bir inceleyelim bakalım. Şimdi ben sadece şu an x eksenine paralel 9 birim sağa öteledim. Sadece x eksenine paralel 9 birim ilerlediğim zaman şuralar değişmiş mi? Şuna bir bakın bakalım. 5, 5, 2, 2. Şurası ne? 5, 5, 2, 2. Y'ler yani ordinatı ne yapmış? Değişmemiş. Çünkü bakın y ekseninde hareket ettiriyorum. O yüzden y eksenindeki hareketini zaten az önce ötelemeyi tanımladığımda neydi? Kaydırma hareketiydi. Y ekseninde şöyle ne yaptım? Kaydırdım. O yüzden y'si değişmeyecek. X ekseni 9 birim. Bak eksi 5'e 9 ekledim ne oldu? 4. Eksi 3'e 9 ekledim ne oldu? 6. Eksi 2'ye 9 ekledim 7. Eksi 7'ye 9 ekledim 2. X yani apsislere 9 tane ekledim. Ve yine ötelediğim zaman 9 birim sağa oluşan şekil bu. Devam edelim. Burada şu an şöyle bir soru sorulabilir aslında. Ötelendiğinde mesela yine oluşan şeklin apsisleri toplamı
Apsis ABCD'nin apsisleri toplamıyla A üssü, B üssü, C üssü, D üssünün apsisleri toplamı arasındaki fark sorulduğunda birinci yol şöyle yapabilirsiniz, ölçelim alabilirsiniz. Eksi 5, eksi 3 daha, eksi 8, eksi 10. Şurası ne oldu? Eksi 17. Burada 10, 17 ne oldu? 19. Arasındaki fark sorulursa eğer kaç birimdir? 19, 17 daha 36'dır. Veya biraz daha mantık açısından baksanız hepsi 9 birim sağa ilerlemiyor mu? O zaman her bir koordinat için 9 birim apsis, 9 birim ilerleyecek. 4 köşesi var. 9 çarpı 4, 36'dır. Buradan da yapılabilir. Ekstra olarak bunu da söyleyebiliriz. Söyledim. Bir de şimdi y eksenine paralel 6 birim aşağıya ötüleyelim. Bir de şu şekilde şunu söyleyeyim. Eğer bakın ben az önce ötelemede A noktasını sağ ötelediğimde x'i ne oldu bakın? Arttı. Sola ötelersem ne olur? Azalır. Bunu da ekstra olarak yazalım. Kırmızıya alalım. Eğer ötelemede x eğer bakın şöyle koordinatı da alayım. Bir tane. Şöyle sağa doğru ilerletiyorsam ne olur? X sağa doğru ilerletiyorsam artar. Sağa doğru ilerlerse artar. Eğer x sola doğru şöyle götürürsem x ne olur? Azalır. Sola doğru giderse azalır. Apsisi. Evet. Şimdi bir de bu sefer y ekseninde ötüleme yapalım. Y eksenine paralel 6 birim aşağı ötelenmiş şekli A üstü, B üstü, C üstü, D üstü yamuğudur. Arasındaki ilişkiyi diyor görebilirsiniz. Şimdi yine bakalım biz burada. C noktasını ben ne yapacağım? 6 birim aşağıya öteleyeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C noktam benim neydi? Şuraya ben yazayım. C noktam. Başta eksi 2'ye 2 idi. Daha sonra C üstü. C üstü. Ne oldu? Eksi 2'ye eksi 4 oldu. Eksi 2'ye 2 idi. Sonraki hali ne oldu? Eksi 2'ye 4 oldu. Y birim, bakın y ekseninde öteledim. Y ne oldu? Aşağıya inersem y ne olur? Azalır. Görüyorsunuz 2 iken eksi 4 oldu. Aşağıya inersem y azalır. Yukarı çıkarsam ne olur? Yukarı ötelersem artar. X'ler yine ne? Aynı. Bakın y ekseninde hareket ettiriyorum. Y ekseninde hareket ettiriyorum. X nedir? Sabittir. Eksi 5, eksi 3, eksi 2, eksi 7. Eksi 5, eksi 3, eksi 2, eksi 7. X'ler sabit. Ben y ekseninde ne yapıyorum? Öteleme yapıyorum. O zaman y'ye 5'e 6 ekledim. Nedir? Eksi 1. 5'e 6 ekledim. Eksi 1. 2'ye 6 ekledim. Eksi 4. Pardon 6 ekledim derken 6 azaltıyorum aşağı kaydedeyim. Çünkü 6 azaltacağım. 2'den 6 azalttım. Eksi 4. 2'de yine 6 azalttığım zaman eksi 4 olacak. Eğer bakın bu şekilde direkt aklınızda kalmasa çizin. Şu şekilde koordinatları tek tek alın. D'ni mesela 6 birim aşağı alacaksınız. 1, 2, 3, 4, 5, 6. D üst noktasına ulaştım. A'yı 6 birim aşağı alacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A üstü. B'yi yine 6 birim aşağı alacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 birim aşağı aldım. Ne oluyor? B üstü oluyor. Bu şekilde noktaları belirledikten sonra da birleştirebilirsiniz. Devam edelim. Bunu da gösterdik. Koordinatları birebir 5'e 1, 6, 3, 2, 3 olarak verilen bir paralel kenarı x eksenine 1 birim sağ, y eksenine 4 birim aşağı ötelerek görüntüsünü çizelim demiş. Burada ilk önce biz 1 birim paralel x eksenine 1 birim sağ kaydıracağız. 1 birim şeklim şu ABC'de 1 birim kaydıracağım. Bakın şekli 1 birim kaydırdığım zaman
bir birim kaydırdığım zaman ne olur aslında? Şöyle olmaz mı? Aldığım zaman, bir birim kaydırdığım zaman şöyle olur değil mi? Şurası. Evet, kaydırdığım zaman bir birim bu şekilde olur. Daha sonra aynı şekilde kaç birim aşağı alacağım ben? 4 birim aşağı alacakmışım. 4 birim aşağı çekeceğim. Herhangi bir noktasını belirleyeyim. Mesela şurası A'ydı değil mi? 1, 2, 3, 4. A üstü. A üstünü buraya koyun ve şekli çizebilirsiniz. Son hali ne oluyor? A üstü, B üstü, C üstü, D üstü. Bunu şöyle bakalım. Koordinatlarını inceleyelim. Şimdi A, B, C, D koordinatları bunlar. X ekseni bir birim sağ ilerlettiysem ne olur? Bakın sağ ilerlettim. X artacak. 1'e 1 ekledim 2. 5'e 1 ekledim 6. 6'ya 1 ekledim 7. 2'ye 1 ekledim 3. Bir birim sağ kaydırdığım zaman yeni oluşan apsisler bu şekilde olacak. 4 birim aşağıya ötelemişim. 4 birim aşağıya ötelediysem ordinatları 4 birim azalacak. 1'e 4 azalttım. Eksi 3. 1'e 4 azalttım. Yani 4 çıkardım. Eksi 3. 3'ü yine 4 azalttım. Eksi 1. 3'ü 4 azalttım. Eksi 1 olacak. Veya mesela yeni oluşan şekil zaten şunu da diyebilirsiniz. X artı 1. Y eksi 4. Yani X burada ne? 1. Y ne? 1. Yerine koyarak bulabilirsiniz noktaları. Yani ama şunu yazmak önemli. Şunu değil muhakkak hani. X artı 1 sağ kaydırmışım bir birim. 4 birim aşağı kaydırmışım. Burası ne olacak? Ötelemişim. Y eksi 4 olacak. O zaman noktaları belirleyebilirim deyip 1, 1 daha 2. 1, 1 daha 2 olacak. Sonra 1 eksi 4 ne olacak? Eksi 3. B noktasını belirlerken yine 5, 1 daha 6, 1 eksi 4, eksi 3 şeklinde artık belirleyebilirim. Zaten burada yazılmış şekli var. Şunu yazdıktan sonra hepsini yerine koyarak bulabiliriz.